Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Kutsal Ruh Neden Geldi adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Elçilerin İşleri 2. bölüm 2. ayet ve 3. ayet. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. Elçilerin İşleri 2. bölüm 2 ve 3. ayette yazılıdır. Arkadaşlar, İsa günahkar olan bizleri günahtan kurtarmak için bu dünyaya geldi. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta kendini kurban edip acı çekti ve bizim için öldü. Fakat 3 gün sonra dirildi. Ölümden dirilen İsa, 40 gün boyunca öğrencilerine Tanrı'nın egemenliği hakkında anlattı. İsa, göğe alınmadan önce öğrencilerine çok önemli bir vaatte bulundu. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayete bakalım. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde göğe alındı. Bir bulut onu alıp uzaklaştırdı. İsa giderken insanlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. "Ey celiller, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Bunu duyan öğrencileri bu sözden güç aldılar. İsa'nın öğrencileri, İsa'nın annesi Meryem, diğer kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı. Yaklaşık 120 kişiydiler. Onlar İsa'nın vaadine güvenip dua ettiler. Rabbin onlara verdiği söze göre kutsal ruhun geleceğine inanıyor ve onu bekliyorlardı. İsa göğe alındıktan sonra yaklaşık 10 gün geçti. O gün Pentekost günü olduğu için bütün imamlar bir arada bulunuyordu. Onlar bulundukları yerde dua ederlerken ilginç bir şey gerçekleşti. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular ve ruhun onlara verdiği başka dillerle konuşmaya başladılar. Evet arkadaşlar, İsa'nın söz verdiği gibi kutsal ruh dünyaya indi. Kutsal ruh imanlıların üzerine inip onları güçlendirdi. İsa'nın öğrencileri kutsal ruhu aldıktan sonra esenlik ve huzurla doldular. Kutsal ruh üzerlerine inince imanlılar İsa'yı müjdelemek için dışarıya çıktılar. Hiç korkmadılar ve endişelenmediler. Dışarıya çıkıp karşılaştıkları kişilere İsa'yı anlattılar. İnsanlar İsa Mesih hakkında daha çok öğrenmek için İsa'nın öğrencileriyle birlikte toplanmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her tarafından gelen dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Birbirinden farklı dillerin konuşulduğunu anlayan herkes şaşakaldı. Bu gerçekten bir mucizeydi. Oradaki herkes hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?" Kutsal Ruh, öğrencilerine İsa'yı müjdeleyebilmeleri için armağan verdi ve onların yeni bir dil konuşabilmelerini sağladı.
Bu gerçekten harika bir şeydi. O gün İsa hakkında işitenler büyük bir kalabalık oluşturdu ve İsa'ya iman ettiler. Anlatıldığı gibi yüreğine kutsal ruhu kabul eden kişi güç alacaktır. Kutsal ruh İsa'nın öğrencilerine güç verip onların müjdeyi duyurmasına yardım ettiği gibi şimdi de bize yardım edecektir. İsa'nın söz verdiği gibi dünyaya inen kutsal ruh İsa'ya kurtarıcısı olarak yürekten iman edip onun ağzıyla ikrar eden kişinin yüreğine girerek güç verecektir. Kutsal ruh Rab'bin sözünü anlayabilmemiz ve müjdeleyebilmemiz için de bize yardımcı olacaktır. Kutsal ruhun işlemesi için dua etmemiz, her zaman onun sesine kulak vermemiz gerekir. O zaman kutsal ruh yaşamımız boyunca bizi bereketleyecek ve Rabbin harika işleri için kullanacaktır.